layıklar hazırlanıyordu. Sıradan kişilerin mezar taşları çok daha farklıydı. Bu taştaki yazı stili bize Selçuklu mezarlıklarındaki yazı stillerini veriyor. Birebir tutuyorlar. Bunun en güzel örnekleri de Ahlat'tadır. Ahlat'ta da bu şekilde taş layıklar vardır ve yazı stilleri karşılaştırılabilir. Nasrettin şuradayız. Buradan geliyor. Nasrettin hocamız var. İnsan teker olmuş. Şey çünkü şey diyor. Şey böyle bir görüş. Bir de bunların su ara bak orijinal birliklerin olan ilçemiz Sivrihisar'da ilk defa Nasrettin hocamızın mezar taşını medya ile paylaşıyoruz. Tabii ki Nasrettin hocamızın da fıkra anlatım geleneğinin UNESCO tarafından tescillenmesi ve UNESCO miras listesine girmesini de bugün burada hep beraber sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki Nasrettin hocamızın anlatı ve söylemlerinin geleceğe aktarılması için de çok büyük bir gelişim oldu. Yani Nasrettin hocamızı dünya zaten tanıyordu, biliyordu. UNESCO sayesinde de tüm dünyayla da paylaşmış ve tescillemiş olduk. Tabii ki bu mezar taşı sandukamızda belediyemizin içerisinde güzel bir köşede tüm ziyaretçilerimize sergileyeceğiz. Gelen misafirlerimiz de en iyi şekilde taş sandukayla buluşturmuş olacağız. Yontulmuş bir taş lahit ile karşı karşıyayız. Bu taşın özellikleri bu taşın Selçuklu olduğunu bize gösteriyor. Nasrettin hocamın ölüm tarihinin 1284 olduğunu bildiğimize göre elimizdeki taş 738 yıllık bir taş. Bunun üzerinde yaptığımız filolojik tetkikat neticesinde bu taşın Nasrettin hocamıza ait olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Taşın üstüne şu yazmaktadır: sahibi Hazel Kabr'ı El Muhtaç ila Rahmetillah görünen yüzünde. Benden doğru olan tarafta ise Nasrettin Hacı Nusrat İbni Şemsüddin Baba yazmaktadır. Yani bu taş aynı zamanda Nasrettin Hoca'nın babasının ismini de bize veriyor. Şemsüddin Baba olduğunu bu taş dolayısıyla anlamış bulunuyoruz. Sonuç olarak da biz bu ailenin kesin olarak Sivrihisar'a ait olduğunu bu filolojik mukayese usulüyle ulaşmış bulunuyoruz. Bütün kamuoyuna hayırlı olmasını diliyorum. Olması gereken buydu zaten. Geç kalınmış bir olaydı. Neden derseniz ben dünyaya mal olmuş bir insanım. Tüm dünyaya. Yani Nasrettin Hoca'nın fikirleri, düşünceleri sizin için fıkra, benim için yaşadıklarım herkesin, özellikle çocukların beyinlerine, gönüllerine işlemem için, tüm dünyaya bunu anlatabilmem için bu olay çok önemli bir olaydı. Tabii ki hoşnutum, tabii ki çok memnunum. Elimden geldiğince de, sağlığım el verdiği müddetçe de bu olayı ben canlandırmaya devam edeceğim. Yeni bir şey. Konuşmayın. Çözülüşün. Yeni bir şey.